Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Nisan 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, öncelikle ayın konu başlıklarına kısaca bir bakalım. 6 Nisan'da terazi burcunda dolunay meydana gelecek. 20 Nisan'da koç burcunda yeni ay ile birlikte güneş tutulması yaşayacağız. Güneş ve Jüpiter koç burcunda birleşiyor ve Merkür retrosu başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. 6 Nisan'da terazi burcunda dolunay meydana geliyor. Güneş 20 Nisan'a kadar Koç burcunda parlıyor. Sizin için keyifli bir dolunay bu. 9. evinizi aydınlatıyor olacak. İlişkiler, işbirlikleri ve özellikle uzak hedeflerinizle ilgili alanlarda önemli destekler alabileceğiniz bir dolunay. Akademik konular, eğitim çalışmaları, seyahatler, yurt dışı ile ilgili konular, medya, yayın, internet üzerinde dijital alanlarda yapacağınız işler veya yaptığınız işlerin sonuçlanması, bazı hukuksal işleriniz, mahkeme ve davalarınızla ilgili olabilecek sonuçlar, farkındalıklar bu dolunayın kapsamında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay sizin için çok daha güçlü, önemli etkiler getirebilir. Yönetici gezegeni Venüs dolunayın ve boğa burcunda olacak ayın 11'ine kadar. Dördüncü evinizde olacak. Ayın ilk günlerinde özellikle evde, yuvada daha fazla keyifli olmanız, daha konforlu hissetmeniz mümkün. Ev, yuva alanlarında sizin için burada yine konforunuzu arttırmak adına verimli olabilir. Aile ilişkileri güven verebilir. Biraz tembellik eğilimi de verebilir tabii ki Venüs bu alanda. Ayın 11'inden itibaren İkizler Burcu'na geçecek. Artık dış dünyadaki etkilere, iletişime, sosyalleşmeye daha fazla odaklanacaksınız. Aşk, flörtler anlamında çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Herhangi bir şekilde kendinizi yazılı sözlü ifade edebileceğiniz, kişisel becerilerinizi kullanabileceğiniz fırsatlarınız olabilir. Seyahat fırsatlarınız, keyifli gezileriniz olabilir. Bunları ayın 11'inden sonra Venüs size ayın sonuna kadar daha fazla sunmaya başlayacak. Güneş ve Jüpiter Koç burcunda birleşiyor. 12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan bu etkileri alabiliriz. Şanslı bir kavuşumdur. Yılda bir kez Güneş Jüpiter'le birleşir. Üçüncü evinizde birleşecek. Yani burası özellikle eğitim konuları, yeni bir şeyleri düşünmek, belki bir teklif almak, güzel bir seyahat planı, yakın çevreniz, belki kardeşlerle, komşularla ilgili alanlarda sizi de mutlu edecek gelişmeler, şanslar anlamına gelebilir. Ve bu kavuşumun ardından 20 Nisan'da Koç burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ay aynı zamanda güneş tutulması, 29 derece Koç burcunda olacak. Güçlü bir tutulma, yılın ilk tutulması. Ama bu aynı zamanda önümüzdeki 1,5 yıl devam edecek olan Koç terazi tutulmalarının da başlangıcı. Kuzey yönlü bir tutulma. Jüpiter zaten aynı burçta, Koç'ta ve Plüton'un da çok güçlü bir açısı var. Dönüştürücü, ileriye taşıyıcı, hayatımıza yenilikler getiren, kapılar açan bir tutulma, fırsatlar sunan bir tutulma aslında. Üçüncü evinizde olunca bu bir eğitim olabilir sizin için. Yani sizi geliştirecek, ileriye taşıyacak bir öğrenciyseniz ya da genç bir kovaysanız işte eğitim hayatınızda şanslı bir tutulma başlıyor sizin için. Bunun yanı sıra tabii ki yaşınız ne olursa olsun yeni bir şeyleri öğrenme konusunda yabancı bir dil öğrenmek olabilir. İlgi duyduğunuz bir alanda kendinizi geliştirmek olabilir. Bu tutulma size önemli fırsatlar açabilir. Akademik çalışmalar için yine güzel bir tutulma döngüsü. Bol bol seyahat edebileceğiniz bir dönem de başlıyor. Yeni teklifler alabilir, anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili keyifli, olumlu gelişmeler olabilir, şanslı bazı gelişmeler olabilir bu dönem içerisinde. Tutulmanın tesiri sadece bu ayla sınırlı değil, önümüzdeki 6 ay, 1 yıla yayılan bir tesirden bahsediyoruz. Uzun süreli olarak bakmak gerekiyor. Ve sabit burçların ilk dereceleri de etki alacak. 29 derecede olduğu için tutulma. Siz de bir sabit burçsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 0 derece ve yakınlarındaysa tutulma önemli olacak sizin için. Plüton'un da çünkü çok güçlü bir kova burcunda olduğu için Plüto biliyorsunuz artık 0 derecede sizin için özellikle ilk derece kovaları çok etkiliyor şimdi. Tutulma da bunu tetikleyecek. Eğer haritalarınızda önce burçların son derecelerinde koç, terazi, yengeç, oğlak gibi
son derecelerinde gezegenleriniz varsa tutulmanın etkisi daha da artacaktır. İşte 26, 27, 28, 29 dereceler için söylüyorum bunu. Evet, tutulmanın hemen ardından yine 20 Nisan'da Merkür gerilemesi başlıyor. Boğa burcunda gerileyecek. 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Sabit bir burçta olacağı için size etkisi güçlü olabilir bu gerilemenin. Dördüncü evinizde de olacak. Merkür gerilemelerinde biraz geçmişi sorgularız. Zihnimiz şu andan çok geçmişle meşgul olabilir. Dördüncü ev de öyledir aslında. Duygusal bir alandır. Özel yaşamınız, ailevi konular, bilinçaltınızla ilgili konularda biraz sorgulamaların olabileceği bir dönem. İletişim sorunları olabilir. İşte aile ilişkilerine dikkat edin. Zaman zaman biraz böyle fikirsel tartışmalar yaşayabilirsiniz. İşte evde kullandığınız ya da çalıştığınız ortamda kullandığınız telefon, bilgisayar, iletişim cihazları, işte elektrikli ev aletleri falan, buralarda sıkıntılarınız olabilir. Yani daha fazla tamiratla uğraşabilirsiniz. Evde bir işiniz varsa, dekorasyon gibi, tadilat gibi, burada gecikmeler olabilir, rötarlar olabilir. Daha sabırlı olmamız gerekiyor. Aslında retrolar bizim biraz durmamız, yavaşlamamız gerektiğini işaret ediyor. İleri gitmek yerine biraz geçmişe bakacağız. Dinleneceğiz, ayrıntılarla ilgileneceğiz. Eksikleri de tamamlayabiliriz tabii. Gözden kaçırdığımız detaylar varsa ya da gözden kaçırdığımız bazı sorunlar varsa bunları da retrolar bize fark ettirir. O süreçte bunlarla ilgilenmemizi, çözmemizi ister. Bunun için de olumlu değerlendirilebilir. Sevgili kovalar, hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.